Engin Ardıç, kart ittihatçılar rahatsız. Darbe girişiminin üstünden daha iki ay geçmedi, yeni kapı ruhu berhava oldu. Bunun böyle olacağını söylemiştik. Sinyallerini veriyorlardı da bazı basın hırtları bizi milli birlik ve beraberlik ruhunu bozmakla suçlamışlardı. Oysa mızıkçılık eden kendi arkadaşları kendi politikacılarıydı. Şimdi fabrika ayarlarına dönüyorlar. Çünkü yeni kapı mitingine kerhen katılmışlardı. Basın amigolarının iteklemesiyle, daha doğrusu iteklemek zorunda kalmalarıyla. Kılıçdaroğlu artık iyice alıştığımız ama bir buçuk ay kadar terk ettiği saray edebiyatına yeniden girişti. İstanbul Barosu gibi müseccel Tayyip düşmanlığı odakları da davetlere katılmayarak ve Metin Feyzoğlu'nu offside'da bırakmaya çalışarak geleneksel tavırlarını hemen takındılar. Muhalif basın ilk günlerin korku ve şaşkınlığını üstünden çabuk attı. Giderek daha yüksek perdeden atıp tutuyorlar. Fakat söktüremiyorlar. Tutuklanan kankalarını iki yazı döktürmekle kurtaramayacaklarını anladılar. Onlar uyuzluk ettikçe arkadan yeni yeni tutuklama dalgaları geliyor. Pabucun gerçekten pahalı olduğunu gördüler. Fakat ne çare ki kuş kuşluğunu, kışta kışlığını yapmak zorunda. Başta türlüsü ellerinden gelmez. Fıtratlarında yoktur üstelik. Müşteri memnuniyeti de esastır. Cem Boyner bile çocuklar için kaydıraklı mağaza açtı. Bunlar da emekli memur okuyucunun gönlünü hoş etmek zorundalar. Klasik yolda Cumhuriyet elden gidiyor teranesini sürdürmektir tabii. O Cumhuriyeti fetöcüler 15 Temmuz gecesi yıktılar. Darbe başarılı olmadı ama bir anlamda oldu sayılır. Kimin ne mal olduğu herkesin tıyneti ve cibilliyeti kabak gibi ortaya çıktı. Asker FETÖ'cüler, polis FETÖ'cüler, hukukçu FETÖ'cüler derken şimdi sıra solcu FETÖ'cülere ve liberal FETÖ'cülere geliyor. Kapağı yurt dışına atan kurtulduğunu sanarak bir süre avunacak, atamayan da kendini kodeste bulacak. Kürtleri bırakalım gitsinler, Türkiye'yi küçültelim, daha gelişmiş batı bölgelerimizle Avrupa Birliği'ne girelim diyenler hesap vereceklerdir. Bize en uygun anlaşma Sevr Anlaşması'dır diyenlerin profesörlük yaptığı Bilgi Üniversitesi koridorlarında acaba Yusuf Yusuf sesleri yankılanıyor mu? Gerçek iddiaçılar da fena halde bozum oldular. Gata'ya Abdülhamit adı verildi. 14. Louis adımı verilecekti. Yok canım. Atatürk tabii. Kılıçdaroğlu da Yeni Köprüye Atatürk adı verilsin diyerek Kılıçdaroğluluğunu yaptı. Şimdi iyice çıldırmıştır. Çünkü ...Osmanlı spor futbol kulübünden sonra bir de Osmanlı Partisi kurulmuş. Elbette sembolik kalacaktır. Bir lezzet, bir çeşni, bir hoşluk olacaktır. Müslüman sosyalistler de yok mu? Fransa'da kralcı parti var. Fransa Cumhuriyeti elden gitti diye kimse ayağa kalkmıyor. Alın size demokrasi işte. İstemiyor muydunuz? Engin Ardıç, Sabah.